Bugün 19 Nisan Cuma, ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. İran 13 Nisan'da İsrail'i vurmuş ve Tel Aviv yönetiminden karşılık vereceğiz açıklaması gelmişti. Ve o misilleme gece saatlerinde gerçekleşti. Amerikan medyası İsrail'in İran'ı füzelerle vurmaya başladığını yazdı. Saldırılarda hedef İsfahan kentiydi. Irak ve Suriye'den de patlama sesleri yükseldi. İsrail 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğunu vurdu. Tahran yönetimi saldırıya 13 Nisan'da 300'e yakın insansız hava aracı ve balistik füzeyle cevap verdi. Ve bugün Tel Aviv yönetiminden İran'a misilleme geldi. Orta Doğu'da giderek tırmanan gerilim zirve yaptı. Amerikan medyası İsrail'in İran'ı füzelerle vurmaya başladığını yazdı. İran medyası ise İsfahan kentinde havaalanı yakınlarında çok sayıda patlama sesi duyulduğunu açıkladı. İsrail'in füze saldırılarına karşılık İran'ın hava savunma sistemleri devreye girdi. Ülkede tüm uçuşlar askıya alındı. Suriye ve Irak'ta da bazı noktaların vurulduğu gelen bilgiler arasında. Önce Tokat, şimdi de İzmir. Seferihisar açıklarında saat 11.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 67 kilometre derinliğindeki sarsıntı Yunanistan'ın birçok adasında da hissedildi. İlk bilgilere göre can kaybı olmadı. Ve Tokat'a dönelim. Önceki gece 4,7'lik depremle sarsılan şehirde dün akşam saatlerinde 5,6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesiydi. Sarsıntı bu kez daha uzun ve daha şiddetliydi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem çok sayıda konut, ahır ve camide hasar bıraktı. Panikle sokağa dökülen on binlerse geceyi dışarıda geçirdi. Bismillah. Bismillah. Tamam. Allah'ım. Her taraf gitti, yıkıldı. Önceki gece meydana gelen 4,7'lik deprem, 5,6'lık kabusun ayak sesleriydi belki de. Tokat Sulusaray'daki sarsıntı bu kez çok daha şiddetli, çok daha uzundu. Dağdaydım, böyle yer kalktı kalktı indi. Buraya geldim, her taraf gitmiş yani. Her yer sallandı. Hemen dışarıya çıktık. Saatler 18.11'i gösterdiğinde meydana geldi 5,6'lık deprem. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Başta Tokat olmak üzere Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi çevre il ve ilçelerde yüz binlerce kişiyi panikle sokağa döktü. Üstüne kiremit mi düştü teyze? Betonlu gibi tuğlalar, betonlu tuğlalar düştü. Çok mu hissettin de teyze depremi? Anam, bayıldım oraya. Çok sayıda evde hasar bıraktı deprem. Buğdaylı köyü yolunda heyelana yol açtı. Felaketi yaşayanlardan kimi geceyi dışarıda ateş yakarak, kimi ise kamyon kasasında battaniyelere sarılarak geçirdi. AFAD ekipleri depremzedelere çadır dağıttı, çorba ikramında bulundu. 5.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesiydi. Ancak Sulusaray ile birlikte Tokat'a komşu birçok ilde de hissedildi. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar dışarıda bekledi. Hatta birçok vatandaş ise parklarda, bahçelerde sabahladı. 50 yıllık binada oturuyoruz. Evin içine giremiyoruz. Bugün de çok aşırı salladı. Onun için bahçeye indik. Bahçede oturuyoruz. Yaşanan deprem sonrasında birçok arama, kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Arama, tarama, hatta hasar tespit çalışmaları bölgede aralıksız bir şekilde sürdürüldü. Ön incelemeler sonunda Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve 1 fırında hasarlar var arkadaşlar. Bunlar yıkık değil, hasarlar var. Sarsıntı Yozgat'ta 94 konut, 4 cami ve 3 ahırda, Kayseri'de ise 1 yapıda hasar bıraktı. Burası böyle yıkıldı. Evet, buralar böyle yıkıldı, çatladı. Evin duvarları çatladı komple.
evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Bölgede en büyüğü 4,4 olan 40'ı aşkın artçı sarsıntı kayda alındı. Artçılar saatler boyu dinmeyince bölge sakinleri geceyi diken üstünde geçirdi. Tokat il geneliyle Yozgat'ın Kadışehir'i, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi. Yaşanan depremde sevindirici haber ise herhangi bir can kaybının olmaması. Ancak ekipler yine de bölgede teyakkuz halinde bekliyor. Can kaybımız falan yok. Bir sıkıntı yok. Devletimiz yanımızda, sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden de. CHP belediyeleri torpil atama tartışmalarıyla gündemde. İddianın odağında Çekmeköy Belediyesi var. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Adıgüzel'i Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı yapmaya çalıştığı ancak gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği kulislerde konuşuluyor. Sessiz sedasız yapılması planlanan bu atama elbette liyakat nerede sorusunu gündeme getirdi. Benzer bir olay Çankaya'da da yaşandı. Eşim ev hanımı değil, Kadıköy Belediyesi'nde sosyal destek hizmetleri müdür. Ve siz kazanınca Ataşehir'e gelmez mi? Öyle bir şey olmaz. Ataşehir Belediyesi'ne geçmedi. Çünkü hedefinde Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olmak vardı. Ancak sessiz sedasız yapılması planlanan atama medyaya sızıp tepki çekince o koltuktan da oldu. Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Kadıköy Belediyesi'nde Sosyal Destek Hizmetler Müdürü olarak görev yapıyordu. Eşinin Ataşehir Belediye Başkanı seçilmesinin hemen ardından kendisinin de Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atanacağı iddiası liyakat tartışması başlattı. Tepkiler büyüyünce Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez geri adım attı, atama yapılmadı. Adıgüzel cephesi iddialarla ilgili sessizliğini korurken CHP'deki liyakat tartışmaları Eskişehir'e de sıçradı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt'un Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanması parti içinde bile tepki çekti. CHP'de bir cephede Halef Selef Belediye Başkanları arasında açıldı. CHP'li yeni başkanlar CHP'li eski yönetimleri belediye borçları üzerinden hedef aldı. O adreslerden biri İzmir'in Konak ilçesi oldu. Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankartı da asacağım. 30 yıldır CHP'li belediyenin yönettiği Konak'ın yeni belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu böyle isyan etti. Ödemiş'te de CHP'li yeni başkan Mustafa Turan, önceki CHP'li belediye başkanı Mehmet Eriş döneminin milyonlarca liralık borç tablosunu çıkardı. Mehmet Eriş gibi olmalı. Böyle olmalı. Belediyenin toplam 436 milyon 593 bin lira borcu olduğunu açıklayan Turan, belediyeler benden sonrası tufan diyerek yönetilemez diyerek tepkisini de ortaya koydu. Ödemiş belediye başkan adayı Mustafa Turan geliyor. Ve CHP'de yaşanan kirli para trafiği skandalı. Soruşturma genişliyor. Savcılık CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yazı gönderdi. Kayıt dışı parayla ilgili bina hangi tarihte kimden ne kadar bedelle satın alındı, para nereden nasıl temin edildi ve mal sahibine nasıl ödendi sorularına ayrıntılı yanıt istedi. İstanbul korkunç bir taksici cinayetine sahne oldu. Yaşar Yanık Yürek aracını aldığı yabancı uyruklu yolcu tarafından katledildi. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra aynı taksiyle kaçtı ama bu kaçış uzun sürmedi çünkü polis peşindeydi. Trafiğin sıkıştığı bir anda kıskıvrak yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gayet rahat, gayet iyiydi. Kahvaltı ettik yani orada, çayımızı içtik. Ondan sonra gelen yolcumuzu alıp gidiyoruz. Güne keyifli başlamıştı. Meslektaşları gibi o da müşteri alıp yola çıktı. Ama aracına aldığı yolcu katili oldu. Tamamen gasp. Öldürdükten sonra üzerindeki cüzdanını alıyor, paralarını alıyor, her şeyini alıp taksiyi de alıp kaçmaya çalışıyor. Taksici Yaşar Yanık Yüreği canından eden saldırının adresi İstanbul Sarıyer. İddiaya göre yabancı uyruklu olan yolcuyla taksici arasında taksimetre ücreti yüzünden tartışma çıktı. Yolcuyu Ataşehir'den alıyor, Tarabya tarafına getiriyor. Getirdiği yerde vatandaşla arasında bir problem çıkıyor. Benim kardeşim değil, 100 dolar, 200 dolar.
bir kuruş istemez. Çoğu insanı da bedava götürmüştür. Taksiciyi aracın içinde defalarca bıçakladı ama bununla da yetinmedi. Tam bu noktaya gelindiğinde taksiciyi araçlar indirdi, sürükledi. Ve cansız bedenini işte tam da bu noktaya attı. Saldırgandan sonra taksiye bindi, aracı gasp etti ve kayıplara karıştı. İşte o andan itibaren polisin amansız takibi başladı. Cani'nin kaçışı uzun sürmedi. Cinayetin işlendiği noktanın yakınında polis ekibi vardı. Nefes kesen bir takip başladı. Kısa süreli bir takibin ardından trafik sıkıştı. Gasp ettiği taksiyle kaçmaya çalışan katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. Cani'nin ifadesine göre taksimetre ücretiyle alakalı olduğunu söylüyor. Asay Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliyor. Evet, şu anda katil zanlısını... Neden öldürdünüz? Zanlı savcılığa sevk edildiği dakikalarda taksici Yaşar Yanık Yürek'te son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri gibi meslektaşları da oradaydı. Her zaman zaten o güler yüzlü, güleç bir insan. Makaralı bir insandı. Cenaze az önce kaldırıldı ve şu anda taksici meslektaşları kornaya basarak yaşanan cinayeti protesto ediyorlar. Selam söyle. Yanık Yürek Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. 21 yaşındaki Melek Karakaş, Yalova'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Genç kız hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Melek'in kazadan sadece 3 gün önce bağışladığı organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu. Böyle gurur duyarak ben bir şey yaptım anne dedi. Ne yaptın anneciğim dedi. Ben organlarımı bağışladım. Organlarını bağışladıktan saatler sonra geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Melek organlarıyla 4 nakil hastasını yaşama bağladı. Ahmet'e, Mehmet'e, Cansu'ya, Zeynep'e belki bir hayat olacak, kalp olacak. İnşallah da olsun. Bizim kardeşimize melek, melek olsun herkes, örnek olsun. Kaza, Ramazan bayramının son günü Yalova-Bursa yolunda meydana geldi. Ziya Önder, motosikletiyle önünde seyreden otomobile çarptı. Önder, kazayı hafif yaralarla atlattı. Ama arkasında oturan arkadaşı Melek Karakaş, onun kadar şanslı değildi. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi genç kız, kaskı olduğu halde başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Motorun yüzü 180'i aşıyor. Emniyet şeridinden çıkıyor. Hesap edemediği için de arabaya sağ taraftan giriyor. Ambulans sesi de duydum. Ve ambulans sesi duyunca hep söylüyorum Allah yardımcılar olsun. Ben nereden bileyim benim kızım için gelmişler. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melek Karakaş yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız kazadan sadece 3 gün önce organ bağışında bulunmuştu. Meleğin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu. Genç kızın ailesi kazadan sonra serbest bırakılan motor sürücüsünün en ağır cezayı almasını istiyor. Tutuklanarak yargılansın. Hani bir nevi tamam hafiflemeyecek ama bir nevi hani. Giresun'daki bir kuyumcuya ellerinde silah, yüzlerinde kar maskesiyle gelen iki soyguncu Bitin'deki ziynet eşyalarını çantalara doldurdu. Soyguncular daha sonra da gasp ettikleri taksiyle kaçmaya çalıştılar. Ancak o sırada karşılarına kahraman bir esnaf çıktı ve o esnaf sayesinde soyguncular bakın nasıl yakalandı. Önce tüfeği bana doğrulttu. Ben de silaha yöneldiğim zaman bir el bana ateş ettiler. Kuyumcuyu saniyeler içinde soydular ama önce esnafa yakalandılar, sonra da polise. Saat 11 sıralarıydı. Giresun Bulancak'taki kuyumcuya ellerinde silah, yüzlerinde kar maskesiyle giren iki soyguncu
içerideki çalışanı tehdit edip harekete geçti. Ben vitrinden uzaklaştım. Ondan sonra vitrine gelip bilezikleri çaldılar. Yere yat dedi. Arkadaşına da topla, geç kaldık, gidelim dediler. 12 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını saniyeler içinde çantalara doldurup gasp ettikleri taksiye yöneldiler. O sırada silah sesini duyan esnaf soygunculara böyle müdahale etti. Bir kişi lastiğe bıçak saplarken diğeri de kapıyı açıp altın dolu çantalardan birini almayı başardı. Patlak lastikle firar girişimi sonuç vermedi. Soyguncular kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Habercilik yaparken insana en derinden etkileyen başlıklardan biri de yardım çağrılarının sesi olabilmek. Geçtiğimiz yıl Meta'nın sesi olabilmeyi başarmıştık aslında. Yaptığımız haber sonrasında gereken donör bulundu ve ilik nakliyle Meta'nın kanseri yendi. Anne Melahat Yıldız da şimdi benzer bir sabır sınavından geçiyor. Zira gördüğü tedavi yüzünden bu kez de Meta'nın akciğerleri iflas etti. Sabır sınavı diyoruz, zira Alman yetkililer ailenin organ bağışı talebini reddetti. Şimdi ailenin tek umudu Türkiye. Rahat nefes alabiliyoruz. Çünkü oğlum yaşayacak. Minicik bedeni kansere boyun eğmedi. Oğlumuzun yardım çağrısını duyuran ATV'ye çok teşekkür ederiz. Daha bir yaşındayken ATV haberin de çağrısıyla gereken ilik bulundu ve Metehan hayata tutundu. Ailenin gülen yüzü aldıkları son kötü haberle kedere büründü. Oğlumuz Metehan kanseri yendi ama ciğerleri iflas etti. Gördüğü kemoterapi, İlik nakli ve geçirmiş olduğu TMF virüsü yüzünden oğluma pulmoner fibrozis teşhisi koydular. Daha iki ay önce ikinci yaş gününü hastanede kutlamışlardı. Oysa şimdi akciğerleri iflas ettiği için nefes almakta bile güçlük çekiyor Metehan. Oğlumun hayatını tek kurtarabilecek akciğer nakli. Alman yetkililer kansere tekrar yakalanabilir diye akciğer nakline öncelik vermiyor. Aile şimdi Türkiye'den yardım istiyor. Tekrar şansımızı Türkiye'de denemek istedik. O yüzden buradan Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Ne olursunuz bize yardım edin. Metan'ın hayatını kurtaralım. Bursa İznik'te kaçak kazı yapan 3 define avcısının zengin olma hayali çok acı bir sonla bitti. Girdikleri mağarada gazdan zehirlendiler. Şansların ikisi en aşağıdaki kazlıkları bölgede. Hemen yukarısında da çıkış bölümünde de şansın birisi X vaziyette. Define tutkusu sonları oldu. Girdikleri mağaradan 3 define avcısının cansız bedeni çıktı. ...68 yaşındaki Tevfik Özdemir, oğlu Okan Özdemir ve arkadaşları İbrahim Ergün, Bursa İznik'te Gürmüzlü Mahallesi'nde kaçak kazı yaptı. Üç kişi mağaranın yanında 5 metre derine kadar indi. 3 kişi buraya geldi ve yaklaşık 5 metre derinliğinde bir tünel kazdı ve tünelden aşağı doğru ilerlediler. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı. Yanlarında getirdikleri jeneratör gaz çıkardı. Aydınlatma için kullandıkları jeneratörden çıkan gaz define avcılarını zehirledi. Haber alamayan yakınları mahalle muhtarını aradı. Daha önceden beri bu işte yaptıkları bilinen kişilerin işte tahmini olarak burada oldukları tahmin edilip buraya gidip bakalım. Olay yerine giden arama kurtarma ekibi 3 kişinin cansız bedenini buldu. Şahısların ikisi en aşağıdaki kazlıkları bölgede. Hemen yukarısında da çıkış bölümünde de şahsın birisi X vaziyette.
Supiye Orancı, Türkiye günlerdir bu ismi ve hayatlarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak isteyen kızlarını konuşuyor. Peki ne oldu? Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu Müge Anlı'ya başvurdu. Hem geçmişindeki sırları hem de adı Uğur Dündar açtığı babalık davasıyla duyulan diğer kız kardeşi Dilara Gülatan'ın babasının gerçekte kim olduğu sorusuna yanıt arıyordu. Konuyla alakalı bugün de gündeme oturan yeni iddialar vardı. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. Annem, bana lütfen ulaş. Müge Anlı'ya çıkmak son noktaydı. Gel lütfen. Anneyi bulduk. Hemen adrese gitti, kapıyı çaldı. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez dedi. Gel yüzünü göstersene, anlatsana, kızlarım haklı desene. Davamızı biz yaptık zaten. Bu süreçte de davamız devam ediyor. Kabul etmiyorsunuz siz yani Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporu. Annem de başka insan söylemedi. Annesinin babaları da bu diyecek. Evet bu kadar ya. Babanın başka bir sanatçı olduğunu söylüyor. Bana bunu Supiye söyledi dedim. Size bu ismi Supiye Hanım mı verdi? Evet. Ya şu düştüğümüz duruma inanamıyorum gerçekten Müge ablacığım. Ben gerçekten inanamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ya. Ben annemi bulmak istiyordum. Babamın Metin Akpınar olduğunu öğrendim. Babam gitti beni bir gecelik ilişki olarak herkese anlattı. Ya siz çok şey çaldınız ya. Herkesin biyolojik anne babasını öğrenme hakkı vardır. Bunu söylemek zorunda olan da annedir. Evet. Annesinin babaları da bu diyecek. Evet bu kadar ya. Şu dört tane kız çocuğu var. Anneleri ortada yok. Annelerine günlerdir sesleniyoruz. Anne bizi izliyor. Anne ortaya çıkmak istemiyor. Şimdi bu kızlar da diyorlar ki tamam anne sen hani öyle yapıyorsun. Ama bizim babalarımız kim? Bu çocukların babası da ünlü birileri çıkmış ikizlerin. Şimdi diğer iki kız kardeş de diyor ki bizim babamız kim? Zeynep Hanım telefon attığımızda dün yayınımızın son dakikası bağlanmıştı. Etiler'de Misal'le Vaz'ın çıkışında kalıyordu. Ben size bir isim vermiştim. Orada ona doğum günü yapmıştı o şahıs. Bu ünlü yine bir sinema sanatçısından evet, bahsediyorsunuz. O adam yüzünden cezaevine girdi. Yani o doğum günü yapan kişiden dolayı mı cezaevine girdi? Evet. Şöyle bir şey söylediniz Zeynep Hanım. Dediniz ki Dilara'nın babası o kişi. Ondan çocuğum var diyordu. Yani ona doğum günü yapan kişiden çocuğu mu olduğunu söylüyordu? Evet kendisi bunu söyledi. O Yeşilçam artistinden çocuğum var dedi. Evet Müge Hanım. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara'nın nüfustaki kaydında baba adı bölümünde de anne Supiye Orancı'nın sözlü olarak beyan ettiği Erol ismi kayıtlı. Hepimize aynı isim verildi. Erol diye birini tanıyor musunuz? Yok. Tanımıyoruz. Çok sırt küpü olaylar var. Ben bazı şeyleri biliyorum. Annenin Erol Simavi'yi de mi tanıdığını düşünüyorsun? Evet. Dallas. Annemin çıkmamasının nedeni korkuları. Zeynep Hanım'ın dediği daha iyi arkadaşı dediği hanımefendi de telefon attığımızda. Bayrampaşa cezaevinde. Evet, evet, evet. Oradan tanıyorum. Supiye ile beraber kalmışsınız, evet. Kızların olduğunu ve Metin Akpınar'dan olduğunu bahsetmişti. Ve iki tane daha çocuğum var demişti. Ama bir tanesini de o Yeşilçam artist olandan söylemişti. Şu telefonu da alayım. Hilal Hanım annenle Almanya'dan tanışıyor. Biliyorsunuz bu konuda. Ve dört çocuğundan bahsetti bana ki biz defalarca sohbet ettik. Eşi de bilmiyordu. Sadece Türklerden kaçan bir kadın vardı. Diyor ki kendini burada yani Almanlaşmak istiyor çocuğuna. Vaftiz töreni yaptı. Hiç çocuklarından da bahsetmedi. Çok güzel bir hayatı var. Duygu aramasın mı yani annesini? Ay Müge ablacığım o cevabı verecek benim annem. Ama hanımefendi siz böyle sustukça yani bu kızlar da o mu onu dedi, bu mu bunu dediğinin peşine düştükçe bakın siz kızlarınızı bu sefer ortaya atıyorsunuz. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Ben Supiye'nin aslında çocukluk arkadaşıyım. Erol da işte bu mahallenin delikanlısıydı o zamanlar. Bununla çıktı bir süre. Ondan işte bir çocuğu olduğunu duyduk. Tamam. Bir erkek çocuğu olarak doğduğunu biliyorum. Sizin annem, bilmediğiniz bir abiniz olmuş. Olduğunu söylüyor aslında. Ha, bir bebeğin erkek çocuğu olduğuna emin misiniz? İşte şöyle bir şey, ben hiçbirini görmedim. Sadece Supiye'nin bir çocuğu olmuş. İşte Erol'ların evine bırakmış gitmiş diye duydum. Bir seslen annene. İyi ol, bana ulaş, bize ulaş ve bize gerçekleri anlat. Sadece bu kadar. Peki Uğur Dündar bu konuda ne dedi? Aslında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Canlı yayında da konuştu. Dilara Gülatan'la aralarında biyolojik bir bağ olmadığını anlattı. Adli Tıp Kurumu raporunu da kanıt olarak gösterdi. Supiye adı böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Hakkındaki iddialara yazılı açıklamayla cevap vermişti Uğur Dündar. Bu kez sözlü olarak dile getirdi. Ortada şüpheye mahal bırakmayacak kadar net olan adli tıp raporu var dedi. Özetle deniliyor ki
Uğur Dündar o kızın, o hanımın babası değildir. Çok net bir şekilde. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan açmıştı babalık davasını. Ünlü gazeteci Sözcü TV ekranlarında süreci en başından anlattı. Böyle bir iddia karşımıza çıkınca ben ve avukatım Murat Ergün oturduk. Ben dava dilekçesine baktım. Güya 1985 yılında, ki o zaman bekarım, İzmir'de tanışmışız bu hanımla ve bir süre beraber yaşamışız. 1986'da da benden bir çocuğu olmuş. Dava dosyasına konu olan Supiye Orancı'yı tanımadığını bir kez daha dile getirdi Dündar. Benim anladığım kadarıyla da bakmışlar işte sarı saçlı bir kızcağız, senin baban Uğur Dündar'dır demiş birisi. Bir kız çocuğunun babasını araması çok doğal bir duygu. Biz mahkemeyi kabul edelim. Nasılsa sonuçta adli tıbba gideceğiz. DNA analizi olacak. Sözlerinin devamında 7 ay süren DNA analizinin sonucunu da açıkladı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, yani biyolojik baba tespitini yapacak olan en yetkili kurum. Altında 4-5 tane bilim insanının imzası var. Özetle deniliyor ki Uğur Dündar o kızın, o hanımın babası değildir. Çok net bir şekilde. Uğur Dündar bu açıklamalardan saatler önce Dilara Gülatan'la konuştuğunu da anlattı. Birbirimizi anladık dedi. Kendisine her şeyi tane tane anlattım. Annesini hiç tanımadığımı, hiç birlikteliğimizin olmadığını, bin defa DNA analizi olsa bininde de aynı şeylerin çıkacağını anlattım ve annesini bulma, babasını bulma konusunda da elimden gelen yardımı yapacağımı söyledim. Ve ekonomiye bakalım. Emeklilerin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hakları genişletilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önümüzdeki ay detayların netleşeceğini duyurdu. Peki emeklilere ne gibi haklar tanınacak? Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar. ...2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyor. Sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Emekliler için atılacak yeni adımlarda sona gelindiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkartan, onları destekleyecek her çalışmamızı inşallah sizlerle paylaşacağım. Peki emeklinin refah düzeyini arttırmak için hangi adımlar atılacak? Refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Ama sadece ekonomik refahtan değil, psikolojik, sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. FTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Türk Hava Yolları'nda, Devlet Demir Yolları'nda, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel indirimler ve kampanyalar yolda. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ve giyim mağazaları da indirim kampanyalarına katılacak. Emekliler ücretsiz kültür turlarıyla Türkiye'yi karış karış gezebilecek. Genelde yüzeysel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, örneğin ziyaret edilen yerlerde. En düşük emekli aylığı alanlara anlaşmalı marketlerde geçerli özel bir kart verilmesi de gündemde. Mağdur olan kişilere yardım yapmaları büyük bir belli nimettir yani. Çok iyi olur tabii, verse olur yani, memnun oluruz yani. En düşük emekli aylığı alan, hanede başka geliri olmayan ve kirada oturan emeklilere her ay düzenli kira desteği geliyor. Büyük şehirlerde yaşayan emeklilere kira desteği, doğuda yaşayanlara ise doğalgaz veya odun kömür desteği geliyor. Kira yardım edeceğizse İhtiyacı olana etsin, ev olmayana etsin. Devletimiz her zaman güçlüdür. Elinde imkanı da vardır. Yapması gerekeni yapar. Ve çok merak edilen emekli maaşı artışı. En düşük emekli aile 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Artış için çeşitli formüller konuşulmaya başlandı bile. Emekliler açıklanan 3 aylık enflasyon verisiyle %15'lik zammı cebine koydu. Buna Nisan, Mayıs ve Haziran verileri de eklenecek. Beklenti anketlerine göre 6 aylık enflasyon %24 civarında olacak. Yani bu da
Emekliye Temmuz'da %24 zam demek. En düşük emekli aylığı olan 10 bin lira üzerinden bir hesap yaptığımızda %24 zamla emeklinin maaşı 12.400 liraya çıkıyor. 15 bin lira maaşı olan emeklinin ise %24 tahminine göre zamlı maaşı 18.600 liraya çıkacak. Net rakamlarsa 6 aylık enflasyon verisiyle belirlenecek. Bankalar arasındaki promosyon yarışı emeklilere yaradı ama bu konuda son dönemde şikayetler gelmeye başladı. Bazı özel bankalar daha fazla promosyon için maaşını taşımak isteyen emeklilere zorluk çıkarıyor. Bu zorluklar neler ve emeklilerin ne gibi hakları var? Yanıtlarına bakalım birlikte. Kredili mevduat hesabını kredi kullanımını gerekçe gösteriyor. İşte kredi kartı tanımlıyor hemen. Kamu bankalarında emeklilere ödenecek asgari promosyon tutarlarının 8-12 bin lira aralığına yükseltilmesiyle özel bankalarda promosyon yarışına girdi ve ödenen miktarlar 20 bin liraya dayandı. Bunun üzerine emekliler de bankalarını değiştirmek, promosyonlarını başka bankadan almak için bankalarına başvurmaya başladı ama çoğu kredi ve faiz engeliyle karşılaştı. Biz çok yüksek promosyon veren bankaların şartlarını mutlaka iyi okuyun dediğimizde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Emekli maaşlarına bloke konulamıyor ve haciz yapılamıyor. Ama bunun 3 istisnası var. Birisi nafaka ödemesi varsa, ikincisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu varsa, üçüncüsü de emekli buna izin vermişse. Emeklinin kredi çekerken imzaladığı sözleşmelere dönüp detaylıca bakmak gerekiyor. Bu imzayı eğer atmışsa evet değiştiremiyor o kredi bitene kadar. Şayet sözleşmede böyle bir madde yoksa krediyi kapatmadan gidemezsin diyen banka haksız duruma düşüyor. Bu durumda emeklinin şikayet yolu açık. Tüketici hakem heyetine E-Devlet üzerinden başvurup hakkını arayacak ve DDK da devreye gelebilir. Kredi çekmeyen emekliler de promosyonunu başka bankadan almak isterken sorun yaşıyor. Emeklilerin banka değiştirebilmek için mevcut bankalarındaki 3 yıllık taahhüt süresini doldurma zorunlulukları yok. Örneğin üzerinden 1 yıl geçti sözleşmenin, kalan 2 yılın ücretini bankaya geri ödeyerek bankalarını değiştirebilirler ve bundan da banka faiz talep edemez. Ama şimdilerde bankalar emeklilerden bu ücretleri faiziyle talep etmeye başladı. Öyle bir şey olamaz. Siz geçmişe dönük değil, geleceğe dönük bir para ödüyorsunuz. Yani kullanmadığınız bir hakkın parasını ödüyorsunuz. Bütün bunlar aslında emeklinin bu tür işlemleri yapmasını engellemek için çıkartılan zorluklar. Tüketicinin yapacağı, tüketici hakem heyetine rakam büyüdükçe bu sefer tüketici mahkemelerine gitmek lazım. İstanbul Fuar Merkezi'nde Mücevher Fuarı açıldı. Birbirinden güzel ve iddialı takıların yanı sıra altından yapılmış farklı ürünler de ziyaretçilerin gözünü kamaştırdı. Altın, elmas, pırlanta, zümrüt ve yakut. Mücevhere dair ne ararsanız işte bu fuarda. Gezdim, çok güzel. Yani her sene geliyorum yani. Senede iki kere oluyor zaten bu fuarla. Bu fuarda bebeklere ve çocuklara özel ürünlerce yapılmış. İşte elindeki bu emzik 18 ayar altın ve 8 karat pırlantadan yapılmış. Fiyatı ise tam olarak 100 bin lira. Şu anda fuarın göz bebeği. Tescilini aldığımız bir ürün. 80 ülkeye ihraç ettiğimiz, herkese uygun, farklı farklı yüzlerce yapmış olduğumuz çeşitlerimiz var. 3000 TL'den 100.000 TL'ye kadar herkese göre uygun emziklerimiz var. Bu fuarda göz kamaştıran bir ürün de işte bu şapka, tam olarak yarım kilo, fiyatıysa 2,5 milyon lira. Bundan sonra bunun versiyonlarını, erkek versiyonlarını da yapmayı düşünüyoruz. Talep geldi çünkü bayağı. Kovboy şapkası da yapar mısınız diye birkaç sipariş bile geldi. Fuarın bu standında da altından yapılmış tesbihler var. Peki bunların fiyatları ne kadardan başlayıp ne kadara çıkıyor? İşte soralım. Altın tesbih çeşidimiz 10 gramdan başlıyor. 100 grama kadar bütün erkekler için özel üretilmiş altın tesbihlerimiz mevcut. 22.500 liradan başlıyor. 300-400 bin liraya, 500 bin liraya kadar tesbihimiz var. Mısır esintili takılar da fuarda göz kamaştırıyor. Çok beğeniliyor. Çok da sipariş alıyoruz. Ortadaki set 200 gram civarında.
aşağı yukarı 500 bin lira civarında değeri var. Pırlantalar fuarın olmazsa olmazı. En pahalı tek taş pırlantanın fiyatı ise 5 milyon lira. Fancy yellow taşlarımız var. Bunlar çok değerli taşlar. Gördüğünüz 10 karat civarı bir tek taş. Yaklaşık Türk parasıyla 5 milyon lira civarına denk geliyor. Bunun yanında yuvarlak olanlar, bunlar da yaklaşık 70-80 bin dolar civarlarında. Öyle ki takı haricinde yatırım yapmak isteyenlerse gram altın tercih ediyor. Gram altınlar en fazla tercih edilen altınlar. İnsanlar artık takı ve bilezik ürünlerine daha az rağbet gösteriyorlar. Çünkü oradaki işçilik farklarından dolayı zarar etmek istemeyen insanlar yatırım aracı olarak gram altınları kullanmayı tercih ediyorlar. Fuar 20 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Bir ara Alman şansölye Olaf Scholz'u bile fiyata dair sorularla meşgul eden Türk döneri bu kez kendine Cumhurbaşkanı Steinmeier'in resmi ziyaretinde yer buldu. Alman Cumhurbaşkanı pazartesi günü gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ikram etmek üzere yanında 60 kilo döneri ustasıyla birlikte getirecek. Bakalım konuklar klasik Türk dönerini mi daha çok sevecekler yoksa soslu, salatalı, gurbetçi usulü döneri mi? Gurbetçi usulü Türk dönerinin şöhreti Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i bile mest etti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in daveti üzere Türkiye'ye yapacağı 3 günlük resmi ziyarete bizi de davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdı. Alman milli takımı ve dünya devi Real Madrid'in yıldızlarını bile kendine hayran bırakan döner Berlin'de açılan ilk dükkanlardan biri. Pazartesi günü akşam İstanbul Tarabya Köşkü'nde yapılacak resepsiyonda Berlin'de hazırladığım 60 kiloluk dönerimle ve soslarımla beraber götüreceğiz ve onu da servis edeceğiz gelen konuklara. 22 Nisan'da Türkiye'ye gelecek olan Steinmeier, gönül verdiği Türk lezzetini Türkiye'ye de taşıma kararı aldı. Davette konuklara Alman usulü döneri bizzat ikram edeceği de iddialar arasında. Bu lezzetten vazgeçemiyorlar. Unutulmaz eski şansölye Merkel'in bile döner görünce nasıl heyecanlandığı herkesin hafızasında. Tarabya Köşkü'ndeki klasik Türk dönerine alışkın misafirlerin soslu, patatesli ve salatalı dönere nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Hastanelerden randevu alıp gitmeyenlerin sayısı geçtiğimiz yıl 23 milyonu buldu. Bu yılın daha ilk 3 ayında bu rakam 6 milyona yaklaşınca Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler hazırladı. İşte hastalık hastaları yüzünden tıkanan hastaneleri biraz olsun rahatlatacak yeni sistem. MHRS üzerinden randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi. Randevu isteyen bulamıyor. Hastalar doktora muayene olamıyor. Hastalık hastaları sağlık sistemini tıkıyor. Hala randevusuna gelmeme durumu devam ediyor. Randevu almaya çalışınca randevu bulabiliyor musun? Çok zor bazı bölümlerde hele hiç bulamıyorum. Ben en çok kardiyoloji, kadın doğum, ona dahiliye hiç alamıyorsun. Göz kesinlikle alamıyorsun. Bir gün hiç unutmuyorum 7-24 telefonun başındaydım. Kesinlikle randevu yok. Ortaya çıkan sayı korkunç. Geçtiğimiz yıl 23 milyon kişi randevu alıp muayeneye gitmedi. Durum böyle olunca bu kez uyarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, gidilmeyen randevular yüzünden durma noktasına gelen sistemin açılması için yeni tedbirlerin geleceğini açıkladı. Haklılar tabii ki. Mesela biz ne kadar çok beklediğim bölümler var. Bir başka hasta vatandaşımızın sağlık hizmetini almasını önüne geçmiş oluyor. Ben mesela iptal ettim bugün. Yarın da gidemeyeceğim dedim, iptal edeyim hani gidebilenler gitsin. Bu da iyi bir şey değil aslında. Dolayısıyla iptal ettirmek o açıdan da önemli. Sağlık Bakanlığı randevu bulamayanlar için bir önlem almıştı. Randevu alıp iptal etmeden gelmeyenlere 15 gün aynı branşta randevu almasını iptal etmişti. İşte bu sadakat oranını artırmıştı. Ancak sistemdeki başka bir açık kullanılmaya başlandı. O da son dakika iptalleri oldu. Ben bir kere o hatayı yaptım. İptal etmedim. Evet, 15 gün alamadım ve bu sefer beklemek zorunda kaldım o bölüme. Peki bundan sonra ne olacak? Hastalardan randevudan bir gece önce 23.59'a kadar randevuma geleceğim onay alınacak. Eğer randevu alıp
onay da verip gelmezse bu defa yaptırımı daha ağır olacak. Randevu alıp bir gece önceye kadar onay verip gelmeyenler aynı branşta 15 gün, ikinci defa yapanlarsa 15 gün tüm branşlarda randevu alamayacak. Bu da %20'lik kapasite artışı anlamına geliyor. Çok iyi o zaman. Çok iyi bence çünkü hiç alamıyorum randevu. Gitmeyeceksen alma kardeşim yani değil mi? Orada da insanları şey yapıyorsunuz, sırasını kapmış oluyorsun. İstanbul'daki Doktor Lütfü Kırdar İlköğretim Okulu öğrencileri bugünlerde isyanda. Çünkü okulların kapanmasına 2 ay kala öğretmenlerinin tayini çıktı. Bu durum hem öğrencileri hem de velileri çok üzdü. Şimdi hepsi öğretmenleri Gamze Nurçetin'in geri dönmesi için eylem yapıyor. Öğrenciler de... Üzgünüm. Gözlerim mahvoldu zaten. Ya, böyle... Çok mu ağladın? Bütün sınıf ağladı. Öğretmen de ağladı. Herkes ağladı. Çok değişik duygular içindeyim. Biz sadece öğretmenimizin geri dönmesini istiyoruz. Veliler de çok üzgün. Anneciğim, siz niye bu kadar ağlıyorsunuz? Çocuklar için geri öğretmeni istiyoruz. Çünkü çok sevdikleri öğretmenleri mezun olmalarına 2 ay kala başka bir okula atandı. Çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. O kadar üzüldüm ki yani yapacak işte kapandı. Fotoğraflarımızı görüp ağlıyorum ben her gün. Doktor Lütfü Kırdar İlköğretim Okulu öğrencileri şu sıralar isyanda. Çünkü öğretmenleri başka bir okula tayin edildi ve onlar da bu duruma isyan ediyorlar. Ve tek istedikleri de öğretmenlerinin geri gelmesi. Ağlıyor musun gittiğinden beri? Pembe öğretmenimiz vardı, hasta oldu, gitti. İkinci annemiz geldi, orada da adı da Gamze öğretmenimiz. Hayatımızı kurtardı Gamze öğretmenimiz. Ama o da gitti. Sınıf öğretmeni Gamze Nurçetin'in bir gecede başka bir okula gittiğini duyan veliler de çocukları için büyük endişe duyuyor. Sistemsel bir hata olduğunu düşünüyorum. Okulun kapanmasına 2 ay kalmış. En azından bu süreyi burada bitirsin. Öğrencilere çok büyük bir emek verdi. Sınıfımızda çok başarılı öğrenciler var. Bu sene ortaokul sınavlarına hazırlanıyorlar. Ve sırf bu öğretmen değişikliği yüzünden çocuklar... Ne sınava girmek istiyor, ne okula gelmek istiyor, ne ders çalışmak istiyorlar. O çocuklarımıza çok şey kattı. Mezuniyet törenlerinde o olmalı diye düşünüyorum. Mezun olmalarına sadece 2 ay kalan minikler ellerinde kendi hazırladıkları pankartlarıyla öğretmenlerini geri istedi. İnsan gösterisine beraber katıldık. Belki onu bile şimdi yapamayabiliriz. Pankart mı hazırladın öğretmenin için? Evet. Gamze Nurçetin öğretmenimiz 4F sınıfı olarak geri istiyoruz. Şimdi kısa bir ara sonra piyasalar. Aranın ardından gün ortasını noktalamadan önce piyasalardaki son durumu da hemen aktaralım sizlere. Dolar 32.59'la yükselişte. Euro 34.81 seviyesinde yükselişte. Çeyrek altın 4.082 liradan alıcı buluyor. Ve Borsa İstanbul 100 Endeks'te 9.483 puanlı. Ve bugün de gün ortasını noktalıyoruz. Pazartesi günü saatleriniz 13'ü gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Sağlıklı günler, iyi hafta sonları. Hoşça kalın.